Merhaba arkadaşlar, mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda E-Devlet üzerinden veya UYAP üzerinden dava dosyamızı sorgulama, dava dosyalarımızla alakalı güncel bilgilere ulaşma konusuna değineceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken bilgisayar veya cep telefonu fark etmez. Tarayıcıdan türkiye.go.tr adresine gitmek. Şuradaki adrese. Giriş yap. Zaten bunları biliyorsunuz. Evet, E-Devlet'e giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken dava dosyanızı sorgulamak için buraya arama çubuğuna dava yazmanız yeterli. Şimdi burada iki tane dava dosyası sorgulayabilirsiniz. Adalet Bakanlığı dava dosyası ve bir de icra dosyası sorgulaması yapabilirsiniz. Biz dava dosyası dedik. Burada sizin tanık veya sanık olarak kaydınızın bulunduğu sayfa görünecek. Şu an bende bir şey yok. Diğer arkadaşlar yine dava yazdık. İcra dosyası sorgulama diyoruz. Ve buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi icralık dosyalarımız görünüyor. Detay görüntüle deyince bu dosyalarla alakalı detayları görüntüleyeceksiniz. Evet, bir de UYAP üzerinden dava dosyası sorgulayabilirsiniz. Yine E-Devlet üzerindeyken buraya UYAP yazmanız yeterli. Sizi UYAP vatandaşlık portalına yönlendirecek E-Devlet uygulaması. Evet. E-Devlet üzerinden sorgulamış olduğunuz dava dosyalarınız veya icra dosyalarınızla alakalı daha detaylı bilgiye UYAP Vatandaşlık Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede UYAP Vatandaşlık Bilgi Sistemi'ne girdiğinizde davanızın ne zaman sonlandığı, ne zaman başladığı, hangi dosyaların eklendiği, mesela bu bir icra dosyasıysa dosyanızın en son ne kadar faizlendiğini, ana paranızın ne kadar olduğunu gibi veya hangi avukatla muhatap olmanız gerektiği gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi mesela buradan isterseniz dava dosyası da açabilirsiniz. İsterseniz buradan dosya da ekleyebilirsiniz davalarınıza. Biz bunları anlatmıyoruz. Amacımız dosyalarımıza ulaşmak. Dosya işlemleri deyin arkadaşlar. Buradan dosya sorgulama deyin. Karşınıza böyle bir menü gelecek. Açılmadı. Evet. Yargı türünü seçmeniz lazım. Buradan ceza, hukuk, icra, adli tıp, İdari yargı, satış memurluğu gibi pek çok, arabuluculuk gibi pek çok dosya sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Mesela siz yargı türünü seçtikten sonra hangi mahkemede işiniz varsa o mahkemeler burada görünür. Dosya sorgula dedikten sonra karşınıza alta indiğinizde şöyle karşınıza dosyalarınız çıkacak arkadaşlar. Ardından şuradaki bağlantıya tıkladığınızda burada dosya bilgileriniz görülecek. Dosya hesabı burada görmüş olduğunuz gibi taraf bilgileri görünecek. Burada evraklar görünecek. Hangi evraklar eklendiyse onlar görüntülenecek. Bu evraklara buradan ulaşabilirsiniz.
burada görmüş olduğunuz gibi. Bu evraklara tek tek bakabilirsiniz. Evrak gönderme işlemini yapabilirsiniz. Tüm bu bilgilerin tamamını UYAP üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.